Ne yapacağız bu koca evde bir başımıza anne? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Ne oldu, ne bitti? Bu uyuşturucu meselesi ne? Aziz Bey hiç öyle bir şey yapar mı? Aklım almıyor. Necati Bey de kayıp. Arıyorum, açmıyor. Ya dönmezlerse? Bu evde giderse ne yaparız? Sokakta mı kalırız? Baban olmazsa toplarız pılıyı pırtıyı, gideriz diyor memlekete. Ne diyorsun anne sen? Adam haklı kızım. Ne yapacağız biz burada koskoca ev? Bizim gücümüz yeter mi? Atların yemini alamayız vallahi. Ben hiçbir yere gitmem. Ne yapacaksın? Burada mı kalacaksın? Kalırım. Dönerler belki. O biraz zor. Aziz Bey de, İlhan Bey de hapiste. Hem çıksalar bile yargılanmaları, aklanmaları çok uzun sürer diyormuş avukat. Behiye! Hay Allah'ım, Behiye! Behiye? Kızım iyi misin? Değilim anne. İyi değilim. Necati Bey'i bir daha göremeyecek miyim ben şimdi? Kızım görsen ne olacak? Boş hayaller kurup duruyorsun. Yazık değil mi sana? Uyan artık bu rüyadan. Uyanmak istemiyorum. Rüya da olsa güzeldi. Benim mutlu olmaya hakkım yok mu anne? Var. Var ama böyle değil. Davul bile dengi dengine. Bak filler tepişti, olan çimenleri oldu. Sana yazık değil mi kızım? Bak halimize. Siz ne suç işlediniz? Biz suç falan işlemedik. Jandarma niye düştü arkamıza? Birine benzettiler herhalde. Çevirme var ileride. Sağa dön, sağa dön. Çabuk. Abi yıkacaksınız beni de ya. Dön sağa. Eyvah, fark ettiler. Bas, bas. Polis de mi peşimizde? Konuşma. Atlat şunları, istediğin kadar para vereceğim. Ara sokaklara geç. Ara sokaklara geç. Sağa gir. Sağa gir. Öyle kaçamayız. Bir yere saklanmamız lazım. Yol kapalı. Allah kahretsin. Baba, polis geldi durdu. Baba buraya doğru geliyor. Devam et. Geliyor mu? Geliyor mu? Yok kimse. Sola dön. Sola dön. Abi dönemem, orası ters. Ne diyorsam yap, dön. Elin hafiftir inşallah. Pek sanmıyorum. Biraz acıyacak canım.
Ne yapsak abini mi çağırsak? Seni böyle kızgın görmeye bayılıyorum. Özellikle de bana kızdığında. Öyle mi? Öyle. Sen de pek kızılmayacak bir adam değilsin ama. Ne demiş o? Ne demek? İşte bir yolunu bulup kızdırırsın sen beni. Potansiyel var sende. Kimsenin sözünü dinlemiyorsun. Hep bildiğini okuyorsun ya. Öyle yapmasam ben olmam değil mi? Doğru. Sen olmazsın ama sen olduğunda da başım beladan kurtulmuyor ki. Evet. Belaya çeken bir tarafım var. Kabul ediyorum. Benim de başıma bela olduğuna göre benim de böyle bir yapım var. Sana niye aşık olduğumu buldum. Çok ortak yönümüz var. Ayağa kalkabilecek misin? Biraz yürümek sana da iyi gelir ha enişte. Enişte mi? Yok artık abi. Yok yok. İyi gelir de. Mahur burada yalnızken mi? Ne olacak canım? Kimse bilmiyor zaten burayı değil mi? Gidin siz gezin biraz. Hı, fazla uzaklaşmayız zaten. Hem etrafı da şöyle bir kolaçan etmiş oluruz. Olur. Ne olur. Görüşürüz güzellik. Dikkat edin. Elime tüfeği verdin. Amacın ne? Bir amacım yok. İkimiz de yan yana yürüyoruz. Elimizde tüfek var. Ama sen çekip bana bir tane sıkamıyorsun. Bu çaresizliği bir deneyimle istedim. Öyle mi dersin? Yapma Maraşlı. O tetiği çekersen hem Mahur'u hem Nevzat'ı kaybedersin. Yorma beni boşuna. Hilal'i ara. Hilal kim? Bak ne diyeceğim. Artık birbirimizden sır saklamayalım olur mu? Biz seninle akraba sayılırız. Ne yapacaksın Hilal'i? Bak Maraş'ta buradan kurtulmanın tek yolu Hilal. Söyleyeyim ben sana. Eğer onu orayı çevirmezsen ne sorularının cevabını alabilirsin ne de buradan sağ çıkabilirsiniz. Çevir numarayı. Alo, istihbaratçı Hilal Hanım'la mı görüşüyorum? Bendeniz Necati Türel, Hilal Hanım. Uzun zamandır peşinde olduğunuz kötü adam. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Sizinle tanışmak. Aslında bunu uzun zamandan beri istiyordum ama... itiraf edin Hilal Hanım, siz de sürekli peşimdesiniz... fakat bir türlü cesaret edip bana açılamadınız. Yalan mı? Şu ağzını bunun toparla, sokmayın gırtlağına şu silahı. Maraşlı mı o? Yanında mı? Neredesiniz? Sakin Hilal Hanım, sakin. Hepsini öğreneceksiniz. Ne istiyorsun söyle. Ne isteyeceğim? Sizinle tanışmak, yüz yüze görüşmek. Elbette yanınızda adamlarınız ve o çeşitli teknolojik dinleme aletleriniz olmadan.
Ha bu arada Mahur'la Nevzat da elimde. Eğer benimle yüz yüze konuşmayı kabul ederseniz belki yaşamak için bir şansları olabilir. Durum çok kötü Hilal Hanım. Yani size şöyle tarif edeyim. Maraşlı karşımda elinde bir tüfekle duruyor ve çekip bana sıkamıyor. Sesini duymam lazım. Az önce duydunuz. Yine de rica edeyim bir merhaba desin. Dinleme bu manyağı Hilal. Gelme sakın. İlahi Maraş'ta hep kahramanlık peşinde değil mi? Yalnız bu sefer durum fena Hilal Hanım. Kötü kısılmış durumda. Çaktırmadan söyleyeyim, tüfeği de boş. Korktuğum için değil, boş olduğunu bildiğim için sıkmadım zaten. Dediğim gibi, eğer benimle görüşmeyi kabul ederseniz, dediğim şartlara uyarsanız eski eşiniz yaşar. Ha umurunuzdan bilmiyorum ama Mahur da yaşar. Ne istiyorsun söyle. Gelmeniz gerektiği zaman size konum atacağım. Bu konuşmayı şimdilik aramızda kalacak diye düşünüyorum. Bunu bir test gibi düşünelim. Geldiğinizde beni ne kadar anladığınızı göreceğim. Hadi eve dönelim. Dikişlerini patlatmanı istemem. Ne istiyorsun sen benden? Hı? Planın ne senin? Benim de kendime göre bir takım planlarım var Maraş'ta. Eski eşin gelince öğrenirsin. Gelmeyecek. Gelecek, gelecek. Senin için gelecek. Kadınlara ne yapıyorsun bilmiyorum. Ama senden vazgeçemiyorlar Maraş'ta. Saçma sapan konuşma. Hilal'in kim olduğunu biliyorsun. Buraya tek başına gelmeyeceğini de. Daha iyi işte. Mahur'la kurtulursunuz. Bir dakika, bir dakika. Sen Mahur gerçekleri öğrenecek diye mi korkuyorsun? Ha, kendi hayatımı kurtardım diye sevinmiyorsun. Mahur gerçekleri öğrenecek diye korkuyorsun. Vay be. Ne aşk ama. Helal olsun. Oradan bakınca ölümden korkan birine mi benziyorum? Yok. Hiç benzemiyorsun. Hatta buradan bakınca göründüğünden daha zeki birine benziyorsun. Gölge oyunu bilir misin Maraşlı? Ha? Hani şu Hacivat Karagöz filan. Bilirsin işte. Bizim aileyi öyle düşün. Yıllarca perdede suret şeklinde yaşadılar. Ama ne perdeye vuran ışığın nereden geldiğini önemsediler... ...ne de onları oynatan sopayı kimin tuttuğuna. Yıllarca onları kukla gibi oynatan bendim. Ama işte her gösterinin de bir sonu var. Benimkinin sonuna da hızla yaklaşıyoruz Maraş'ta. Yani ben Necati Türel ne yaptığımı, kim olduğumu çok iyi biliyorum. Peki ya sen Maraşlı Celal Gün? Sen biliyor musun kim olduğunu? Sen şimdi perdedeki suretin misin? Yoksa kendini taklit eden sen misin? Ne dersin? Ben olduğum gibiyim. Manyak olan sensin. Polis almıştır bizim plakayı. Peşimizi bırakmaz. Hava kararana kadar saklanacağımız sota bir yer bulmamız lazım. Hayatımız kararmış. Hava kararsa ne olur ki? Zorla kaçırırlar beni dersin. Yırtarsan sana bir şey olmaz. Devam et sen. Kenara çek. Ne oldu oğlum? Kenara çek. Durursak yakalanırız. Paranı almak istiyor musun, istemiyor musun? Çek kenara. Camı aç oğlum. Sakın kusma. Nefes al oğlum. Nefes al. Geçti. Tamam oğlum. Dur! Dur! Tamam oğlum. Tamam. Nefes al. Nefes alamıyorum baba. Tamam, panik atak. Aç göğsünü. Tamam. Geçti. Geçti, nefes al. Baba öleceğiz, öldürecekler bizi. Hayır, ölmeyeceğiz. Hiç merak etme sen, bir daha dönmeyeceğiz oraya.
Tamam oğlum. Sakin ol, tamam. Tamam. Thank you.